Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bu görmüş olduğunuz bereyi nasıl yaptım anlatmak istiyorum. Bu beremizi pamuk iplikten yaptım ve bunu da soft akrilik bebek ipliğinden yaptım. Şimdi bu berelerimizi nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. İplik olarak soft akrilik iplik kullanıyorum. Tığ numaramız 2,5. İlk önce bebeğimizin ya da çocuğumuzun beden ölçüsünü alıyoruz, baş kısmını ölçerek ve ona göre lastik öreceğiz. Şimdi halkamızı yapıyorum. Ve 10 defa zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 1, 2, 3, 3. halkamıza batıyorum ve sık iğne örüyorum. Aynı şekilde yandaki halkamıza batıyorum ve sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğne örmüş oldum. Bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum ve yandaki halkamıza arkadan batıyorum. Bu şekilde. Sekiz tane sık iğne örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Aynı şekilde arkadan her halkaya birer tane sık iğne örüyorum ve 8 tane olması gerekiyor. Tekrar bir tane zincir çekiyorum, döndürüyorum ve buradan devam ediyorum. Ve bu şekilde bebeğimizin baş kısmı ne kadarsa o kadar olana kadar bu lastik kısmını örüyoruz. Ben 36 santim örmek istiyorum 0 ve 3 ay bebekler için. Siz ölçerseniz daha iyi olur. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lastiğimiz oluştu. Şimdi ölçmek istiyorum. Lastiğimiz 36 santim. Yeni doğmuş bebeklerimiz için 36 santim örebilirsiniz. Tabi ölçüp örerseniz daha iyi olur. Bu kadar. Şimdi birleştireceğim. Şimdi bu ipimizin sol tarafımıza arkaya gelmesi lazım.
Buradan. Köşemize batıyorum. Ve birleştiriyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. Ve arkadaki halkamızla beraber birleştiriyorum. Eşit bir şekilde birleştiriyorum. Son köşemize batıyorum. Ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi birleştirdim. Şimdi gönderiyorum. İki defa zincir çekiyorum. Buradaki halkamıza batıyorum. Tekrar diğer halkamıza batıyorum ve sık iğne örüyorum. Bu ara kısımlara ikişer defa sık iğne örüyorum. Buradaki köşemize batıyorum halkamıza. Ara kısımlara ikişer defa sık iğne örüyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sonuna kadar geldim. Son halkamıza batıyorum. Buraya iki defa zincir çekmiştik. Şimdi buradan birleştiriyorum. Ve ipliğimizi kesiyorum. Lastiğimiz oluştu. Şimdi diğer ipliğimizi alıyorum. İlmeğimizi atıyorum. İpimizi sabitliyorum ve 3 defa zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi ikili trabzan örüyorum. Her halkamıza birer tane ikili trabzan örüyorum. Gördüğünüz gibi. Halkalarımıza birer tane ikili trabzan örüyorum.
Ve bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi son kısmına geldik. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimizden birleştiriyorum. 1, 2, 3. 3 defa zincir çekiyorum. 3 defa zincir çektim. Buradan birleştirdim. Yanındaki halkamıza geçtim ve ikili trabzan örüyorum. Her halkamıza birer defa ikili trabzan örüyorum. Ve bu şekilde beremiz oluşana kadar devam edeceğim, öreceğim. Beremiz oluştu. Şimdi ölçmek istiyorum. Beremiz 16 santim oldu. Siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi nasıl birleştirdim göstermek istiyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimizden birleştiriyorum. Şimdi ters çeviriyorum. Ters çevirdim. Buradaki halkamıza batıyorum. Ve diğer arkadaki halkamıza batarak bu şekilde birleştiriyorum. Öne, arkaya batıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum. Ve bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sonuna kadar birleştirdim. Şimdi bir tane zincir çektim ve kesiyorum. Döndürüyorum. Gördüğünüz gibi beremiz birleşti. Şimdi pomponlarımızı nasıl yaptım göstermek istiyorum. Yeşil ipimizi alıyorum. İlk önce ipimizden biraz bu kadar kesiyorum. İlk önce bu kadar kısa iplik kesmiştim. Şimdi bu ipimizi buradan alıyorum. Ve bağlıyorum. İpimizi de buradan kesiyorum tabii ki. Sıkı bir şekilde bağlıyorum.
Şimdi buradan kesiyorum. Bu şekilde ortalıyorum. Ve kesiyorum. Gördüğünüz gibi pomponumuz oluştu. Kenarlardan bu şekilde dizleyebilirsiniz. Şimdi pomponumuzdan bir daha yapacağım. Pomponlarımızı nasıl yerleştireceğim göstermek istiyorum. Tığımızı tam burası köşe, burası köşe, burası tam köşe oluyor. Halkamıza batırıyorum. İpimizin bir tanesini çekiyorum. Şimdi aynı halkaya batmıyorum. Yandaki halkaya batıyorum. Ve diğer ipimizi çekiyorum. Şimdi diğer ipimizi çekiyorum. Gördüğünüz gibi aynı halkaya batmadım. Buradan bağlıyorum. Gördüğünüz gibi pomponumuzu ekledim. Şimdi aynı şekilde diğer pomponumuzu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pomponlarımızı yerleştirdik. Beremiz bitti. Beremizi göstermek istiyorum. Eğer istiyorsanız bu şekilde kurdala örüp süsleme yapabilirsiniz. Kurdalamızın yapılışını daha önceden kanalımda paylaşmıştım. Videomuzun alt kısmına linkini ekliyorum. Basıp izleyebilirsiniz. Bu da diğer yapmış olduğum bere. Gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.